Allah adam düştü. Bak işte kameraman 38 saattir uykusuz 17 tane program çekti adam düştü. Ee, Erman Yaşar 2020'lerin İbrahim Tatlıses prototipi. Spiritüel bir arkadaşımla buluştum. Nerenin felsefesi bilmiyorum. Bana bir şey anlattı. Şimdi dikey hiyerarşi ve yata hiyerarşi varmış tamam mı? Socrates Stüdyo'ya, Londra Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Gracious Queen, long live our noble Queen. Bunu biraz mikrofona yakın şey yapsana. Queen. Ha, de ben şey yapmayı unuttum ya. Her hafta böyle paylaşım yapıyorum. Onu unuttum. Kardeşim şimdi şovumuzu yaptık. God Save the Queen. Hani dört takım, dört takım falan da. Bu Arsenal'imiz. Yok ondan bahsetmiyorum. Yani bir İtalya ulusal Bak. marşının o Jean-Bri, Jean-Bri, adama verdiği coşkuyu veremiyor bu marş. Ben yani mesela Rusya milli marşını Rus, da bayağı severim. Rusya hakikaten niye Almanya püskürtmüş belli yani. yani onu dinleyelim diye. Yani. Başka sevdiğiniz marşlar neler var? Ben Portekiz Milli Marşı'nı severim. Portekiz Milli Marşı'nı bir dermanla... Sevdiğim... Marş Plevne Marşı'dır. Plevne Marşı. Onun Brezilya falan da fena değil. Plevne Marşı'nın içine Marşı marş yapılamadı. Brezilya Kaçıncı bölüm, bölüm bu ya, ya? Kedinin Neyler? oynadığı, kedinin dik durduğu yok muydu Yankıda sırasında? Kedinin dik durduğu mu? Hı. Brezilya Milli Marşı'nı dinliyordu bir tane kedi... Böyle ayakta kedi var. Tuna nehri akmam diyor. En sevdiğim marşın daha ikinci biliyor. cümlesini bilemiyor olman. Şanı büyük Osman Paşa pilev neden? Onun bir de dub mix'ini falan yaptılar böyle. <laughs> dub mixi var. Öyle bir şey, şey var. oldu. Çok acayip oldu ya. Beyler 32. programda mıyız ya? 32. Tamam. Bunu şey yapayım da. Neyse. Ee, ne diyorduk? Ha, e, onda başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Şampiyonlar Ligi'nde gümbür gümbür. Tabii ki. Bir tek e, sen şimdi cross referans vereceğim. Ver. Diğer programda şampiyonlar e, lokalinde dedin ki eğer Arsenal'imiz de dönerse 6'da 6 ilk kez olacak. Evet. Sizce döner mi dönmez mi? Ben önce onu sorayım. İlk 15 dakikayı bir okumak lazım. Kadroları görmek lazım. Suya yazı yazmamak lazım. Türk spor basınında çok yapılan bir şey. Ben o yüzden önce bir e, kadroları görmek isterim falan şovu yapmayayım. Bence Arsenal'ımız dönecek. Arsenal iki tane gol atar. Yemezse geçer. Yerse geçemez. Dönecek bu takım inandığı United maçından havayı da buldu. Döner. United Ardın maçını ]şallah. düşünerek mi sizce? E, yani United maçının o 3-1'lik skorda ne gibi bir etkisi var? Mental biraz Mesel olarak. biraz tabii ki var çünkü ne olursa olsun Hı -hı. E, yani Emery'de Arsenal, takımda takım da United'ı yenebilecekleri bir senaryoda UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonlukla gidilecek şampiyonlar ligi e, biletini doğrudan ligde alabilme ihtimalinin çok yükseleceğini biliyordu. Çünkü e, yani Arsenal'ın son 5 maçı, son 5-6 maçı ya yani kolay demeyeyim. Çünkü yani Premier Lig'de hakikaten yani Huddersfield falan oynamıyorsan e, her maç sıkıntıya girebiliyor. Fakat yani orada çekişeceği rakiplere göre biraz daha soft diyebileceğimiz maçlar şu an önemli bir avantaj e, bence yakaladı Arsenal ilk 4 için. Ama tabii yani Arsenal'da öyle bir takım ki United'ı yener. içeride gelir birine takılır, bakılır, bir şey olur. O yüzden net konuşamayacağım. Ama e, şunu söylemek lazım. İşin, e, geyik kısmı bir yana e, İngiltere için ben de cross referans yapayım. Şimdi şampiyonlar lokalinde e, konuştuğumuz şeyleri birebir e, gösterelim. Zidandan da konuşuruz. Adamdır kendisi. Zidane'dan yani, konu. konuşacak bir şey yok. Zaten. Işte. Topçudur. E, şunu söyledim. E, yani İngiltere'nin beklenen bir yükselişi vardı yani birkaç senedir zaten bu konuşuluyordu orada da konuştuk bunun e, tabii en bence e, önemli nedeni e, oyuncu kalitesinin yükselmesiyle beraber hoca, yani paraların harcanmasıyla beraber çok ciddi bir e, hoca faktörü var yani şimdi sadece paraya da şey yapamayız çünkü Tottenham'ın gerçeği var ortada e, <laughs> yani totlum e, geçen sene şampiyonlar ligi çeyrek finalin kapısından döndü Juventus'a beklenmedik bir şekilde ee, yani ilk maçtan sonra beklemek bir şey Onur aynı cümleleri kurmuyor değil mi? Ben programın son bölümüne yetiştim. Eğer o programda kurduğu cümleler aynısını kuruyorsa geçelim. Çeşitlendirdi. Çeşitlendiriyorum evet. şu anda. Yani e, tabii ki Liverpool'un çok ciddi bir harcaması var son bölümde. City'nin e, Guardiola döneminde özellikle bir sene önce çok ciddi harcaması var. United'ın kötü de olsa çok ciddi bir harcaması var. Ama yani Tottenham'da da mesela hoca kalitesini görüyoruz. E, City'de hoca kalitesi. Liverpool e, bence geçen seneki finalin üstüne burada Bayern Münih gibi bir firmayı dışarı atarak e, artık biz yine Avrupa'nın e, burada aramaya başladı. Evet, CL'nin e, tap takımlarından biri izledi. E, bence ha. İngiltere adına bu iş e, devam eder. Yani bundan sonra her zaman dörtte 4 yapamayabilirsin tabii ki. E, çeyrek final seviyesinde ama e, buralarda olacaklar artık. Peki. En azından şunu söyleyebiliriz. Ha. Premier dünyanın en iyi ligi değil tartışmaları için hani bunun aksini savunanları olmadığını savunanların elindeki materyallerden biri yok. De. Baştan kafamız rahat. İngilizler için asıl önemli olan oyunlarını ve güçlerini kabul ettirerek de buraya gelmeleri. Tarihlerinde ilk kez olacak eğer Chelsea ile Arsenal'da geçersek Chelsea 3-0 İlk maçı kazandı zaten büyük ihtimalle geçti. Arsenal'da dönebilirse 2007, 2008 ve 2008, 2009 sezonunda iki kez Şampiyonlar Ligi'ne dört temsilci getirmişti çeyrek final seviyesine. Ama orada Manchester City eşlik edebilmişti sadece Avrupa Ligi'nden. İki takım eşlik edememişti. Bu sefer Arsenal'da dönerse bu seviyeye alt takımına takımla gelebilirler. Tam bu arada şey olsun. söyleyeceğim. Mesela riske girenlerden oluyor. ya biliyorum biliyorum. Onların Oğlum, tekrar onların da belli taraftar programları yani yarın kura yok, çekimi de yapacak. Şimdi şimdi kura çekimi de yapacak. Orada da tekrarlayacak. Kura çekimi yani, de, evet. de yapacak. Şimdi şey diyecektim ben. E, hani temiz geçmeden mesela baktığın zaman ilk maç içeride 0-0, ikinci maç yine eee Münih'te çok zor gibi gözüküyor ama ben Liverpool'un geçemeyeceğini hiç düşünmedim mesela. İşte Bayern Münih'ten de kaynaklı biraz o ama yani ya, ya senin Bayern diyeceğe %100 katılıyorum. Liverpool Mesela dünkü maçın sadece 1-1 olduğu e, andan sonraki bir 5-6 dakikası sallandı. O da bir panik manik değil ha. yani. O, onun da orada bir Bayern'in bulduğu bir iki böyle bir fırsat gibi bir şey var. Onun dışında ya bu Liverpool bu Bayern Münih'e elenir dediğim bir yer olmadı bence. Bu önemli. E, Tottenham zaten Dortmund'u çok e, net bir şekilde kıstırdı. Öbürünü konuşmuyorum bile City'yi zaten. City'nin e, ya, şey diyor ben. birkaç yorum okudum işte ya şerkenin ne işi var bu seviyede falan. Hemen o şey var ya Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlar olsun. Abi çıktılar, işte. abi çıktılar. Bir ikincisi yani dünyanın şu anda en iyi işleyen takımı nesili, korkunç, korkunç an? ya korkunç durum değil de durumu çok kötü. Bak bunu Şalke. söyleyenler şimdi bak orada da sinirim bozuluyor. Bunu yazanlar kimler? O bizim Türkler. Diyorlar Schalke'nin burada ne işi var? Ha? Ya kardeşim Schalke senin 10 yiyen yani Schalke olduğu gruptan senin liginin şampiyonu çıkamadı. Hele Schalke çıkmasa Schalke'nin yerine yani Galatasaray, NCT ile eşleştiğini düşünsene de şu e, Çıkamadı. E, sen bu ligi izliyorsun burada. Ayılıp bayılıp. Abi bir de şu, mi? Var. şu anda düştü yani. olsun ben Bir de şu var yani geçen sene mesela Beşiktaş çıktı. Şalke kalibresine koyabileceğin takımlardan biri. O da başka bir firmayla eşleşti. Bayern Münih'le. Tamam 7 yemedi ama 5 yedi. Yani son 16'da bile olsa yani o tepedeki 4-5 takımla bu buraları çok az oynayan ve o sene denk getirebilirse gelebilen takımlar arasında bir seviye farkı yani var abi. Şey Alianz Arena'ya gitti Beşiktaş. Bir de 10. dakikada atıldı. O dakikadan sonra Beşiktaş Bayern Münih'le nasıl iş şey yapabilir? Sizin muhabbetinde de yani ilk maç zaten galibiyetle bitmiş. Adamlar gelmiş maçın başında da golü bulmuşlar. Zaten mental olarak da orada maç bitiyor zaten yani. Ondan sonrasına maçlanmaz yani. Kalkıp da Şalke iyi değil falan. Hem maç içi şeyler var işte. Bir bir şey yani. kırmızı kartı gibi hem de şey var abi. Yani mesela e, Şalke çok kötü <laughs> durumda olarak dünyanın en iyi takımına karşı mesela oynamaya başladı. Ya da şey olunca tam tersini söylüyorlar mesela. Ayakserde abi Real Madrid'in durumundan dolayı Ayak'sa çok alakası yok. Yani iki tarafta tutmuyor bu söylemde. Neyse onda geçerim şimdi. Kaldır bakayım bir kolunu. Benim evet. Biraz askerlik e, öncesi sanıyorum yaralıyım. Lapaç eee ha, acamat etti beni maalesef. Ne abi son kediyle? Abi kediyle bir kediye e, böbreklerinde bir şey var. İlaç Aklıma... içirmeye çalışırken e, maalesef Umut Sarıkaya'nın Seks hayatım var. <laughs> e, ee, karikatürü geldi. Hani şuraya boruyla şey Lan böyle yani. seks hayatı mı olur? Hale bak. Yani inşallah yoktur zaten. Yani. Böyle. Var diyorlar. Biz bilmiyoruz. Ne yalan söyleyeyim ama olan oluyor demek ki. Neyse şimdi hiç gerek yok böyle konulara girmeye. Bu yeşil pantolonumla. Özür dilerim bu konuya ee, girdiğim için. Evet. evet. Ee, şey yapalım mı? İzleyicilerden gelenlere bir değinelim. Sepet yapalım. Sepet, sepet, sepet. sepet. Tabii ki sepet. Bir yapalım. o zaman haftanın enlerini sepet. <laughs> Haftanın enlerini seçmeden önce geçen hafta başladığımız ve olağanüstü ilgi toplayan yeni uygulamamızı bir tekrarlıyorum. Youtube kitlendi ya. Ha, bir şey diyeceğim bu arada. Normalde 150 tane yorum gelen program işin içine yemek girince sırf o yorumun altına 400-500 tane yorum gelmiş. Bu arada Erman bunu yanlış tekrar etmesine rağmen. Erman ilk başta ilk yazan 3 kişi, ilk yazan 3 kişi bunun olmadığını söyledik sonradan ama Erman söylemiş bulundu. Yani... Hmm. İlk yazmanız önemli. Doğru cevap vermeniz yeterli. Aradan seçilen üç kişi. Bu arada çok duygusal mesajlar aldım. Biliyorsunuz geçen hafta burada bir teklifte bulunmuştum değerli seyircilerimize. Dedim ki beyler dedim ben size soruyu önden sızdırayım. Siz de bir 30'unu atın bana bu kuponun. 20 lirayı siz yine doyarsınız. Onlarca arkadaşımız. Erman abi. 50'sini de sen al ben burada yine ekmek arasında bir peynir koyar yerim. Senin canın sağ olsun yok işte senin şanın. Bununla gurur duyacağını bu söylemde bunun için utanman lazım. Aynen. Senin şu anda. O yüzden gerçekten e, halkım bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama biz yine e, doğal yollardan adaletli bir şekilde seçimi yaptık. E, 17. Cihangir noteri gözetiminde 3 isim belirlendi. E, o isimleri ne zaman söyleyeceğiz? İsimler kendilerine ulaşıldı zaten. Ulaşıldı mı? Yani. Yemekler yendi. Bitti o iş. Ciddi mi şey yemekler yendi? Mailleri alın. O zaman hazır alın, bundan bahsederken da. sorumuzu da soralım buyurun Sorumuzu bence sonra soralım. <laughs> Peki o zaman sonra soralım. Şimdi <laughs> istemedim. Yemeğimiz ne? ne? Yerli ve milli. Yerli Yemeğimiz ve milli. İngiltere erkek. böyle bir hafta yaşarken dedik ki fish and chips. Aynen. Bir, de, de senin e, geldi yalnız. Kollardan belli oluyor Brandi. ki biraz enerjiye ihtiyacın var. Çok sana e, tatlı söyledik. Bana tatlı söylemişler. Brownie söyledik. Fişen çipsin. Ayarlarım sana Yanında iki tane de sos var galiba. Evet. Biri tamam. ha. Ayoli hmm, sos olsa gerek. Hmm. E, diğeri de karışık. Ayoli sos ne lan? İşte bildiğin yoğurt, hıyar, cacık falan var orada. Evet işte öyle deyince daha turşulu, güzel. Oluyor turşulu turşulu. Bunlar nasıl şovlar? Ayoli sos, mayoli sos. Erman balık sever misin? Balık şu anda gerçekten Dünya Balıklar Birliği e, Federasyonu görse balığa yapılan buradaki muameleyi. Balık öldü. Zaten ölmüştü. Bir de ters döndü yani mezarında. Ama zorlandım. Evet. Kılçık var mı dikkat et. Yok yok kılçık yok. Verimli. Balık severim. Enlere geçelim. Tamam enlere geçelim. Haftanın ha. takımı Hı. tartışacak bir şey bulamadık. Çünkü ha -ha. hepimiz Arsenal'deyiz. Yani. Arsene, tabii ki haftanın takımı. Şimdi burada bir dakika, tut bakayım şunu. Geçen hafta burada dedi ki, ya sen dedin diye demiyorum, diyenler var dedi. Bir takım diyenler Manchester oldu. Manchester United'ı %100 favori görenler varmış falan. Dedim ki, hayırdır? Yani hani, Emre e maç, United'ı %100 favori görenler ne kullanıyorlar hatta acaba? Hatta senin bu söylediğin söz üzerine YouTube'da, hatta yorumlarda da gördüm ben. 3-5 kişiyi görürsün abi o çakınca. Hemen o yorumlardan birini okuyayım. Ne yapacak? Sen mi okuyacaksın? Aa, ben o, birini okuyayım. Nerede bak, ha evet. He full demiş ki onun ardından sağlam gaza gelmiş o legend işte 20 tokatlayınca gazı iner demiş ben bu kardeşim rencide ederdim etmiyorum neden çünkü olgun bir karakterim o yüzden diyorum ki bir daha böyle şeyler yapmayacağım kardeşim erken konuşmayalım diyorum çünkü yani aklın yolu bir. yüzde yüz favori olmazdı iki ben burada yenecek de dedim Arsenal birazcık gaza gelerek de söyledim abartarak da söyledim iki hafta önce burada konuşurken demiştik ki Arsenal yanlışlıkla Tottenham United maçlarından 4 puan alırsa ilk 4 yolculuğunda o yarışta çok avantajlı olur. Hasbel kadar aldık. Ne hasbel aldık? Neredeyse aldık. Gün aldık be. Altı Altı da alırdık. Ama e, ben hala bir çekincem var. Hı. Deplasmanlar. Çetincem mi var? Çetincem. Çetin Ona Cem da Coral'da selam olsun. Da. Selamlar. değil Barcelona'ya geçti. Yani tatil olarak geçmiştir. Barcelona maçını yerinde izledi. Yerinde izledi. Messi ile ilgili tweetleri vardı. Selam biletim kendisine de. Çetincem adamdır. Toronto'ya sporu, müziği, kültürü götürdü. Niye çekincem vardı? Çekincem vardı. Ha çekincem vardı. Aynen. 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 E, hala da var. Deplasmanlarına Arsenal'in güvenmiyorum. Onu söylemiş olayım. Deplasmanlarda... Ha bu arada haftanın takımınız tabii ki yani. Ha, tab de deplasmanlarda 5 galibiyet. Yavaş yavaş. 14 maçta 5 galibiyet. Hala. Evet. Rezalet. Neyse. Ölüm diyetinde olduğum için ben sadece ucundan bir tadına baktım balığın. Sen 8 aydır falan ölüm diyetindesin. Ya. Ama ölmüyorum bir çok olmadı ilginç yani, gerçekten. Evet. E, Diyet de olmuyor çok ilginç. Demek ki diyette yanlış giden bir şeyler var. Çünkü 8 aydır ne kilo verebiliyorum ne ölebiliyorum. E, bir, bir yerde yanlışlık var diyette. Ya yani günde iki tane simit yemen olabilir. Bu tarz değişik şeyler olabilir. Kar ha uyku düzeninden bence olabilir. Tabii yani Hangi saat 8'de de? yattım. Golden State Warriors üstünlük <laughs> ispatıda müthiş bir kapışma. Evet. Bu sezon e, yine Batı finali oynayabilmesi beklenen iki takım. Geçen sene de finali oynamışlar. Golden State mesaj verdi diyebilir miyiz? Verdi. verdi. Ee, bu sene 4 maçın 3 maçı da Houston kazanmıştı ve süpürecekti Houston. Sezon içi süpürme yapacaktı. Ama Golden State Warriors Kevin Durant'in de olmadığı maçta Tek, 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 tek aldı maçı. Orkun'la onu anlattık. Sabah 8'de eve döndük. Onda tekrar kalktık Orkun'la buraya geldik. Böyle bir çalışma temposu yok. Ondan sonra diyorlar ki Onur Erdem'e çok mu yükleniliyor? Acaba Onur Erdem'i bir şey karakter olarak mı gösteriyorlar Twitter'da? İşte böyle böyle falan. Kardeşim bu nedir ya? Bu nedir ya? Biz de artık 35, 36, 37. Allah adam düştü. Bak işte kameraman <laughs> 38 saattir uykusuz 17 tane program çekti adam düştü. Şu anda tam bunları anlatırken gözümüzün önünde kameraman düştü ya. Gözümüzün önünde kameraman düşmedi mi lan ne bakıyorsun? Düştü adam işte orada. Yani burada her şey olur. Bu da yangında çıkar, sistemde çöker. E, çok e, zor şartlarda çalışılıyor. Oğlum burada... Ne anlatıyorsun ya? <laughs> her hafta bir 5 dakikalık boşu var ya. <laughs> ya ne anlatıyorsun? Haftanın futbolcusu. Ryan Fraser diye ama... ama dünkü golden sonra... Ulan dünkü gol niye bizim fikrimizi değiştirsin? Şampiyonlar Ligi o. Olsun. Sen ya. haftaya genel olarak bak. Genel olarak bak. Dün ne dedik. Noyer'e Gerçi o yerin bombası var orada da. Şık bir çalım attı yalnız. Peki. Ama Ryan Fraser aslında yani seçeniz oh. Menajer. Aranıyorum bir dakika. Telefonları Kapa. kapayalım. Menajer. Ralph Tut. Ben Cem Aray Hoca'ya da yazarım. Ne? Un Unay Emre yani. Yani Kendisi yazarsın ki... da. Cem Aray bizim bir an Emre Özcan'la olan dilimiz. E Emre Hoca'ya da yazarım. Çünkü neden? hiç görmediğimiz şekilde agresif ve ofansif bir takımla çıktı ve bunun karşılığını aldı. Arkasında durdu. Helal olsun. Ya e, ben bir saat şeyden seçtik. Hem Tottenham'ı yenmesi hem zor maçta galibiyet alıp işte kendini yukarıya atması falan gibi sinirlendirici. Hem düşünün. de bizim Tottenham'da puan farkımızı indirmesi. Aynen. E, ya o da Arsenal'a da yaradı işte. Bir de onu şey. Bu edeyim. program tarafsız değildir. Kesinlikle alakası yok. E, haftanın golü. Haftanın golü Nocaert seçtik. Seçmekte hiç zorlanmadık. Hatta şey gol. oldu böyle... Yani, Beyler James Ford no Prowse. O da çok güzel. O da güzel gol de yani. Bu arada World ben Rose baktım... alıştırdı diyebilir miyiz? Knocker diye okunuyormuş. Nocaert değil mi? Knocker diye okunuyormuş. Knocker. da Knocker diyor. Knocher. James Ford Prowse'un golü attı Tottenham Southampton maçı benim geçen hafta raporla da gösterdiğim ses iznimden döndüğüm ilk mücadeleydi. İlk 5-10 dakika ses tellerim tabii 5-6 gündür maç anlatmadığım için böyle bir geldi gitti geldi gitti. Fazla bir kemanyayı gibi. He aynen. Kemanyayı. Selim. Ee, sonrasında esnedi. Esneli Telim ve James Ward golünde golünde eski of. günlerime döndüğümü hissettirdi bana orada. Eski günler derken 5 gün öncesi. Yani evet 5 <laughs> gün öncesi çıkışımı yapabildim. Ee, o anlamda da benim için e, hem teknik olarak hem manen çok önemli bir goldü. Bu Peki Brock, şey oluyor ya, ya böyle. böyle... E, size şeyi hatırlatıyor mu? Tavzendi. Bu adamlar hep böyle güzel goller atıyorlar. Ama genel şey... olarak da bir şey yapmıyorlar. Bana da hatırlatmıyor. Teşekkürler. Bana hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor dedi oğlum. Hatırlatıyor, hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor. Poor Robin. Şey diyecektim sana. E, hani böyle e, uzun sakatlıklardan sonra dönerken oyuncular böyle bir topa girmezler. Böyle bir gergin İlk olurlar falan. İlk 10 dakika falan. girmedim işte. Hiç böyle hissettin mi acaba bir şey olur mu falan diye? E tabi yani o bir dediği gibi keman yayıydım. Ee, bir tozlanma. Ee, ama 20. dakika falan hafif tempo ile beraber işte Dyer, Wings, Wings, Wings falan ama filan. Ama tozlansa da değişmiyor. Kalite değişmez. Kalite değişmez abi. Haftanın kalecisini de şey ederim ondan sonra. Haftanın kalecisi açık ara Ben Leno. Bence de net Ben Leno. Topçuluk çok yaptı yine. Bir tane savunma arkasına top var. Onda çok rahat çıkıp çok alıp, uzaklaştırdı ya. Dedim ondan sonra o Bu arada toplu çok... maçında da iyiydi. İyiydi bence de iyiydi. Büyük, Büyük maçlar fena değil zaten. Kardeşim benim. <laughs> Almanya, ee, Alman, aslında Alman, Alman, Alman kalecilerin ee, Merkür retrosundan dolayı gerilediği söyleniyor. Loris Karius biliyorsun her geleni almaya başladı. Manuel o, Neuer kesinlikle Merkür retrosuyla alakalı. Ee, Manuel, Manuel Neuer. dün gerçekten eee ih bin ih bin güldürdü bizi yediği golle. Tarstlegen. E, muhteşem bir kaleci ya. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Retro'nun etkiledikleri kadecim, var. Evet, benim var. kalecim Tarstlegen. Okey, Devam edelim. Devam ediyoruz. Sizden gelenler. Evet. Gökhan Demir. Erzurum tribünlerinin canısı performansını yoksa Liverpool tribünlerinin You Will Never Walk Alone performansı daha iyi diye sormuş. Gününde yani. bir Erzurum tribünü. Dadaşlara buradan selamlarımı iletiyorum. Canısı müthiş. Sadece canısı da değil. Şeyi de müthiş yapıyorlar. Çare gelmez ağlamaktan ayrılır mı? Takım sonuçları iyi gitmiyor diye herhalde bu. Kardeşim bu müthiş bir eserdir. Rahmetli. Giresun taraftarı mıydı şey yapan? O yak gel. ben... o performansı da çok seviyorum. O da güzel bir Rahmetli İbrahim Erkal'ı da buradan analım. E, Masterpiece'dir şey. Bu arada Fidelio demiş sen ki rahmetli alama. Stephen Hawking'den özür dileyin. Sen aldırma, direğin. sen alamalı. Kendisinin de bugün ölüm yıl dönümü. Zaten ben bunu düşünerek e, o konuya girmiştim. Yakışmadı Kendisinin... orada sana. Yani sen ne? önce WhatsApp grubumuzda izleyiciye küfür ettin. Sonrasında da <laughs> hayatını kaybetmiş ve e, bir takım işte zorluklarla e, hayatını idame ettirmiş bir adama da geçen hafta burada şov yaptım. Dur bakalım daha nasıl pislikler yapacaksın? Böyle iğrenç bir insanım. Miray Koç demiş ki bu haftaki programda Tıp bayramımızı ve Pi gününü kutlar mısınız? Kutlarım. Pi kaç? <laughs> 3, 14, 16 Sonrası bende yok. Ben hiç unutmam. Ee, ne evet. Pi günü var ya? 3, 14. Bütün sınıf 3 almıştı Pi'yi. Ee, orta birde falandık. Ben bir de Aslı diye bir arkadaşım galiba 3.14 almıştık. Ee, 30 puanlık bir soruydu ee, tek doğruyu Aslı'yla ben yaptık ee, o sınavda sormadılar ee, mı? İşte orada ilk matematik sınavımızdı ondan sonra insanlar benim oradaki e, müthiş görüşümle 3-14 alışımla herkesten fazla almamdan sonra e, pi'nin kaç alınacağına dair e, o ön e, soruyu sormaya başladılar benim de Türkiye genelinde mi, sizin okulda mı? Matematikte de çift tane şey aldım, e, puan aldım, tek sınavım olabilir. Ondan sonra... Yüz üzerinden çift tane ilk defa mı ulaşmıştık? İlk sınavımda evet. zaten orta de matematikte. Ondan sonra da bir daha pek ulaşamadım. E, genelde 0-7. Bazen 0-7 falan yazıyordu hocalar. Yine çift tane oluyordu en azından ama e, genelde işte 4-6-9 falan bunları aldım. Ben benim matematik kötü zannediyordum ya. Benim Bu korkunçtur. Biliyorsun. Sen? Ne açıdan? Yani nasıldın? Benim iyiydi ya matematik falan. Hmm. Hmm. Ben, ben geometriyi çok severdim. Karenin alanını ÖSS'ye bir hafta kare öğrendim. İyi gene. ÖSS'de de öğrenebilirdim. Ne, ne diyorduk? Heh. Ee, Erman Yaşar 2020'lerin İbrahim Tatlıses prototipi. Bunu ben anlamadım. Canlı Kaan karat. abiye bir gönderme yapmışlar. Boston Celtics 2020'lerin takım prototipi gibi bir şeyi ha. var. Oradan bağlayıp Erman'la... Çok derin. Evet. Yani hakikaten... Kaliteli bir gönderme. Acayip o ince Programları insanların... birbirine karmış. Evet. Ee, Uğur Yengin çok ağır bir... Yani okuyacağım bunu ama çok ağır. Ee, Onur evet. Erdem geri zekalı. Yani ağır ama yani e, Erman'ı her zaman... <laughs> Onu söyleyecekti ama sonra her dedi Her ki, zaman söyleyecek. Ulan maaşta daha yatmadı. Kullansam bu sıfatı falan? Evet, evet. Onur Erdem geri zekalısı <laughs> Michael Jordan'ın 14 sezonun 14'ünde de playoff yaptığını sanıyor demiş. Geçen haftaki programda e, Lebron'la da dalga geçtiği için kendisi. Evet şimdi e, ne kadar gerizekalı da olsa bir cevap hakkında kullansın. Ya benim hayatımda galiba gördüğüm en saçma sapan bir karşılaştırma bu. Ne dedi <laughs> <diyor gülüyor> Adam, adam, adam error verdi. Canım. Doğru düzgün cevap veremedi. Yok yani gerizekalı kaldıramadım. Şey diyecek. Yani şey değil. Arap'ta mısın? Sınırlardayım. Sınır. Ama neden? Çünkü yine olgun bir karakter olduğum için. Uğur'cum Selamlar, saygılar. Görüşlere var. İyi zekialdı diyorsan, iyi zekialdı. Peki. Burak Değer abi bu programda elektrikler kesildi. Programı araba farı ışığı görünümüyle tamamladılar. Erman Yaşar hastalandı, yerine Emre Özcan katıldı. Ozan Can sürüm kayıplara karıştı, deli geldi. Şimdi de Erman Yaşar tekrar hastalandı. Derdini tahtaya yazarak anlatıyor. Sanırım en son 2018'de sağlıklı, tam kadrolu bir program. Kameraman oldu. düştü demeyi Ama bugün Bunda tam saymıyoruz. Kadrosu. Tamamıyoruz bunda. Kameraman düştü. Adam, adam öldü. Hmm. Tamam. aldık. İyi tamam. Ha şey yansımasıymış. Sokak üstüne bir şeyler geliyor diyorum da senin telefonun yansımasıymış. Tamam. He. Bir an korktum içeriden bir şey mi çıkacak acaba diye. O da olur. Diyeyim. Ya onu nasıl yapacaksın? Sen nasıl yapıyorsun onu Allah aşkına orada nasıl çıkacak? Erman'ı oradan çıkaralım mı böyle şey diye çıksın. Şaka gibi. Şu merdiven bir yere çıkmıyor. Merdiven bir yere çık, oradan birini getirdik de. Merdiveni koyduktan sonra mı fark ettiniz bir yere çıkmadığını yoksa? Laz müteahhit yaptım. Twitter'dan gelenlere bir döneyim. Erman Yaşar'ın lafa kardeşim diye girmesinden daha karizmatik bir hareket varsa ki yoktur. Bu bir yorum değil Evet, Çünkü bu bitmiyor. yarıda kalmış evet. bir cümle. Herhalde Varsak bunun devamı var. Bence şeydi bunun devamı. Bizim izleyicilerimiz yorumu yazarken başta farklı bir görüş, sonda farklı bir görüşte bitiriyorlar. Gerçekten enteresan geliyor bana. Aslan Pençesi şey dedi galiba burada. Erman Yaşar'ın lafa kardeşimle girmesinden daha karizmatik bir hareket varsa ki yoktur derken felsefenin engin dehlizlerine Gelsen ve denizlerine diye. yelken açtı gibi. Dilin yani yani çakışıyla ile yazılan yorumlar bunlar. Diye. Mükemmel. Fatih Şanlı demiş ki Lukaku'nun bir tek direği var, mutlu ol yeter. Güzel Fatih, sevdik bunu. Tam Erman. Böyle... Erman tepki vermedi. Hala vermedi. Bu arada Lukaku'nun bir tek direği yok, iki direği yok mu? İki direği var. İki direği var. Fatih yanlış yazmış. Bir de Lukunku'nun direği vardı hatırlıyor musunuz? Onu? Lukunku diye bir oyuncu gelmişti. Ben Lukunku'yu ilk seyrede izledim. Ali Lukunku. Ali Lukunku'yu Galatasaray getirdiğinde Mısır'da bir hazırlık maçına götürdüler bunu. Hmm. Devre arasında mı geldi o? Öyle bir yerde geldi o. Ya hazırlık maçı hatırlıyorum. Yani Galatasaray'da anlamsız bir maç oynadı Mısır'da. Büyük bir para mara falan filan vardır o işte. Hani hazırlık <laughs> turnuvası turnuvası. Onun için gitmişlerdi. Genius ya hemen çözdü olayı. Galatasaray ilk orada bir gol attı. Sonra da olacak dediler olmadı. Kötü topçuydu ya. Yani kötü topçu biraz hafif kalır. En kötü Türkiye'de gördüğünüz forvetleri konuşalım hadi. Şu anda aklıma geldi. <laughs> ha, aklıma, geldi aklıma geldi, aklıma açtı, geldi. Açtı, aklıma geldi Abi Lukaku gayet başarılı bir kötü forvet ya. Başarılı kötü forvet. Ee, yani Osvaldo Nartal'la çok ilginç. Ee, çift tane falan yaptı Beşiktaş'ta ama hakikaten ee, korkunç bir forvetti. Düşerek, düşerek gol atıyordu. Ayağa kayıyordu falan. Ama yani Allah gol şansı vermiş sen hatırlamazsın. Eee freyi Frey andırıyor bana. Petrol Ofisi'ne de gitti. Ee, şey vardı. Ya çok o, ya, çok. O Christopher Owen Nijeryalı. Ama kaçı tutunca getirmişti. Yorfa mi yıldan, Yorfa orta saha. Hayır Yorfa forvetti de en kötüsünü söylüyorum sana. Yorfa forvet miydi? Dominik Yorfa, Yorfa forvetti. Kimlerle program yapıyoruz be kardeşim? Dominik Yorfa'ya forvetti. Onun yani, oğlu galiba stoper bu arada şu an. Evet İngiltere şey. milli Eşikten takımında ne? bir de. E, yani İngiltere U19'da mı ne oynadı? Dominik Yorfa'ya forvettendi bu programı. En kötüsünü söylüyorum. Yenisi olunca yenisi geldi dedi ya. Hı. Ee, abi Sabin İliye. Adrian İliye'den sonra Fenerbahçe Sabin İliye'yi getirmişti. Ne? Çok kötü topçuydu onun. Şey çok vardı ya. Da, çok kötü Galatasaray'da yani. yine Roman bir forvet vardı. Neydi o? Pe Petre ile Metre ile gelmişti. Hmm. Bir tane yanlışlıkla kafa Bratou, golü vardı. Bratu. Florin Bratu. Florin Bratu. Bratu pırpır olan ya bir tane. Ha sen o Lucescu döneminde. Ha, Niculescu, o, Nikulescu. Radu Niculescu. o Galatasaray'ın şampiyonluğunda bir şeyler yaptı ama ya. E, Kyle mı var. Ha, evet. Al kardeşim Dominic Iorfa is Bir a Nigerian de... former professional footballer who played as a striker. As a striker mı? Aslanım sen birazcık daha çalışacaksın. Bu arada Do... de oraya alalım biz ya. Dominic Iorfa. Bir lira düşmüş. Allah bereket versin. İyi para. İyi değerlendirilirse iyi para. Neyse devam edelim. O zaman derbiyi konuşalım. Konuşalım. Ee, derbiyle ilgili sen hala şu anda ben Dominik Rolf ilgili inceleme yapıyorum. Tamam biz konuşalım tamam. Ben kadroyu gördüğümde gene bir garipledim. Yani şöyle daha büyük maçlarda A bu nasıl kadro lan? Dur bakayım nasıl dizilecek? Demediğim hiç olmadı. Ben de olmadı. Burada bir tek şey hoşuma gitti. Acayip hoşuma gitti. Nihayet hmm. Ramsey yerinde oynadı. Evet. Ee, i̇lk olabilir. Gider ayak. Aynen. İlk olabilir burada oynaması. Merkez ikiliden birinde oynaması. Burada yani tabii... Ilk dediğim, ha? İlk dediğim bu dönemde ilk Bu dönemde canım. Bu dönemde. Yani Emery döneminde. Emery evet, ilk kez onu evet, e, ne bileyim forvet arkası falan gibi bir şey oynatmadı. Ee, şey bana çok a, yani nasıl diyeyim e, abi bizim savunma yapmamız da gerekmez mi acaba diye baktım. Özil, Aubameyang, Lacazette, işte merkezde Ramsey yumuşak kalır mı acaba falan diye onu ama... Büyük ihtimalle savunmayı üçleyerek ve Hani orada evet. Kolesinaş ve Maitland Nice'la beraber de orayı kalabalık tutarak o şekilde kapatmayı düşündü. Maitland Nice bayağı iyiydi bu arada. Ver artık telefonumu ver. Maitland Nice bayağı iyiydi. Çünkü... Tweet çünkü... atıyormuş ben ya bu nasıl bir insan ya? Ee, Forretmiş Dominik Yorfa. Buradan e, yanılttığım tüm e, futbol için çarpan kalplere. Yorfa e, ailesinden de özür diliyorum. Özür diyoruz. borçluyum. Evet Yorfa ailesinden de. Yorfa gol getirir. <laughs> güzel kapattın. Ee, dahil olmak ister misin? dahil Şey diyecektim. Şimdi evet. United kaçırarak başladı ya. ilk planı hani gayet hücumcu işte gole yönelik gözüken Arsenal gol yeseydi de bir şey değişmezdi gibime geliyor. Aynı anlayışla devam ederdi. Dolayısıyla hani insanlar şey diyor çünkü onu gördüm. Abi o işte Lukaku bir tanesini atsaydı ya da Pogba bir tanesini atsaydı şey olurdu. Hani Arsenal'ın bütün oyun planı falan da değişirdi. Yavaş yavaş şap diye ses çıktı. Ele geliyor ama. Geliyor. Öyle bir diyet Öyle bir, diyet. bir ense var burada ya. Vallahi dol dolu bir ense var. Lan oğlum atacağım kafana bir şey şimdi gerizekalıya bak. Çocuk az demiş. Ha? Gerizekalı al diyen çocuk Göndermez az, az demiş Ne diyorsunuz? Yani e, <laughs> soru ne lan? Adam var ulan sen de var ya ekmeğindesin orada. Adam biz de emekçi dedik, yere düştü dedik, Doğru, zor abi. şartlarda program çekiyor dedik. Aldı fişen cipsi Aliye sosuna Aliye sosu muydu? Ayoli galiba. Ayoli'ye banıyor. Ayoli Ayoli. Valla Ayoli. ne güzel. Afiyet olsun kardeşim götür yarasını. Ama yaralandı az önce. Yaralandı. Yerde yiyor zaten daha kalkamadı ama <laughs> bir, bir, yandan da balığını yiyor. Helal olsun. Ee, söylemek istediklerim benim çok belli bu mücadele hakkında. birincisi Manchester United inanılmaz bir deplasman karnesiyle gelmişti bu maça. beraberliği dahi yoktu Solskjaer'in deplasmanlarda ve ben geçen hafta burada söylemiştim yine söylüyorum. Onur'un da söylediği gibi United büyük favori. hala gidiyorum. yok. Bir şey ben Onur'a gülüyorum United Devam büyük et. favori genel söylenendi. Ben ee, bunu vurgulamış ama kendim de şey demiştim. <laughs> ben o kadar büyük favori görmüyorum ama. Sen 55-45 gibi bir şey 55 45 55-49 olur. 55-49 olur. 55-45 olur. olur. Ben de United önünde görüyorum demiştim. Önce kadroda şaşırdım. Gerçekten. E, şey adına Arsenal'dan bahsediyorum. Ama Ben bu e, arada da de resürtlük çıkmasını beklemedim. E, ben beğendim. E, Emre'nin hem kadrosunu beğendim. Hem e, Monreal'le oynadığı üçlüde yine kolesinatsı atısı aşırı e, Git gel. Verimli. Verimli Efe, kullanması. Fakat yani Colasinat'ın bu performansı yani, özellikle üçlüde çok alışkınız ama e, Ainsley Martin Niles mükemmel bir maç oynadı bence. Helal olsun çocuğa. Ee, gerçekten... Gerçek bu arada çok fitliyim ya. Aşırı fit. Bir de şey çok güzel abi. Her pozisyonda oynayabileceği o kadar net ki. Bir de orta kafası da çok rahat bence. Evet evet. Yani şey değil hani öyle bir felası bir, bir oyuncu değil. Gerçekten müthiş maç oynadı ama bu maçta Arsenal'da e, tabi kasetin bir... E, top performans var olağanüstü. Fakat buna dedik ki bir tane lakazet maskesi yapalım onunla çıkalım gene onu da yapalım. Abicim bir lakazet maskesi ne ya lakazet maskesi falan. Ben buna dedim ki bana kelebek saldırdığı bölümden sonra 15 liraya bana bir tane hububatçı şeyi al. Hububat mıydı onun adı neciydi? Ha, bu konuyu Allah aşkına aç da ha. Ozan senin arkandan sonraki bölümde gömdü zaten. Evet. Orada senin hiçbir iş yapmayıp sürekli bir şey bekliyor olmandan Oğlum, ötürü. ben bana diyorsun ki Emin önüne git. Kendine kubu bak bilmem ne al. Arıcı Ulan arıcı kostümü almaya çalışıyorum. Arıcı sen. kostümü. 15 lira bunlar arıcı kostümü. 17 Geç. lira. 17 buçuk lira mıydı neydi ben buna link attım. Ulan programın arıcı kostümünü de ben alacaksam kardeşim o zaman geçerim ben YouTube'un başına da otururum. <laughs> programa gel. Saat 8'den maçtan çık 10'daki programa gel. Orada git bir şampiyonlar koli çek. Onda gel mi? bilmem ne şunu yap. Bir de aracı kostümünü de ben alacağım Eminönü'ne gidip. Abi bana oradan iki tane aracı ver. Ama bu ne lan böyle şey mi oluyor? Bu arada senin bundan Eminönü değildi. Sen baya İzmir'den bir tane alakasız bir yerden kargo ile söylemeye falan çalışıyordun. İzmir'in alakası oğlum. İzmir'de arıcılık mı yapılıyor? İzmir değil Ege bölgesi civarından ama İzmir'den ha. gelecekti kargo. İzmir'de Öyle de de arıcılık vardı. yapılıyor ayrıca. Yapılıyordur. <laughs> yani. lan e, oğlum <zannediyorum gülüyor> İzmir'den acayip bal falan getirip duruyor. Oğlum tamam ben İzmir'liyim. Sıkıntı yok. Getiriyordur. Bir Aynen. şey oluyordur. Bal sever misin? Severim. Kaymakla mı seversin tereyağıyla mı? Kaymak. Ne? <laughs> <laughs> ee, abi o kadar belli ki buraya geldi. Aaron Ramsey. <laughs> Onu söyleyecektim. Ee, yani bütün Arsenal'lılarım. Ben ki sizden biraz daha soft Arsenal'lıyım. Ee, sizin kadar değilim. Ee, ama e, yani benim için maçı anlatırken bir, böyle bir yüreğim bir burkuldu. Yani Aaron Ramsey o kadar <laughs> bozdu gerçekten sinemi bozdu. Yani önemlisi o kadar iyi oynadı ki yani bu adam dedim e, nasıl böyle yani elden avuçtan fıtır diye kaçırıldı. Yalnız şaka ne gol attı be. Aslan. Abi ne ses, gol attı ben sene anlamadım. Başından beri söylüyorum, sene başından beri söylüyorum. Ya şaka orada, şimdi... bu ligin namusudur. Ben bu dev, her zaman söyledi. Her, her zaman, zaman arkasında bu programın ilk bir buçuk ayında dedim ki Granit Çakayı bu kadar da bam gün bam gün gömmeyin. Bu adam bu sene fena oynamıyor. E, Oğlum, sakın ya Allah aşkına adam yanlışlıkla bir tane gol attı. Oğlum, bırak sen gerisek abi. Abi Deheya'nın golü ya. Neydi? golü. Şeyde yani. cesat. Bu hakikaten O, golü, o golü bir konuşalım. Ben anlamadım abi. abi, Değer, abi, yer, yer seçiyor. Ön, karar verdi evet, mi? abi yer seçiyor. yani. bir yargı hatası yapıyor orada. Ya top golle... da böyle böyle gitmiyor abi. Yok abi böyle dönüyor. Tamam Roberto Carlos'un Fransa Frike gibi gitmiyor ama bu gol bence kesinlikle Deheya'nın inanılmaz bir hatasıyla yenmiş bir gol değil. Şeye katılıyorum. Daha iyi kestirebilirdi. Onun kalenin ortasına gidiyordu. Abicim top kalenin ortasına falan gidiyor. Ve görüyordu ayrıca. hani birisinin arkasından çıkmıyor top. Top sanki ben hatta golü ilk anlatırken çarptı zannettim. Söylemedim tabii. Bu da treklerinden triklerinden ee, birine çarpıyor mu çarpmıyor mu. O yüzden ama emin ya yani ikinci tekrarı görmek istedim. Çünkü hakikaten ee, bir çarpma var gibi gitti top. E, ee, çünkü biraz dönüyor tamam Onur'a katılıyorum. Ee, böyle uyu falan bir gidişi yok. Deheya'nın hatası olduğuna da katılıyorum. Efekleri nereden aldın? Deha? Efekleri nereden aldın? Hangi efektler? Programa gerekiyor. Demin de kardeşim kendi diye. efektimizi kendimiz getiriyor. Buna dedim ki ben Evden iki mi 2 ay, ay önce. Ha. Ya <laughs> Şu <laughs> Londra merkeze bir 100 euro 200 euro harici bir efekt nefek al ya sen çıkarıyorsun zaten orandan burandan seç onu bile biz kendimiz sabah 8'de Houston Golden State maçından geldi. Ya hadi geldik. anlat Efendim. hadi ya Allah aşkına ya. Neyse abi ya. Ee, ulan ne dizi yapmış herifte Afterlife. Ricky Gervais. <laughs> ha İngiliz evet sen izledin mi? <laughs> İzlemedim daha. Of. Sen de izleme. Sen de izle. İkiniz de izlemeyin. ben izledim Adoptim. oğlum. Ben boca Benim e, 37 yaşındayım. 37 yılımın 34.4 lük zaman yani 34 yıl 4 ayı depresyonda geçti. Şu son 7-8 ayda depresyonda değildim. Önce Bojack Horseman. Bir <laughs> buçuk Üstüne yaşına falan başladım. Girerim ben. Olayımdır. Bir, bir buçuk gibi girdim depresyona. 20 gibi bir çıktım. 21'de bir daha girdim. İşte 6 ay önce çıkmıştım. Bojack. Tak 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 5 sezon. Üstüne bir de Afterlife. Bittim ben yine girdim bir yerlere. Benden artık zor bir şey olur. Ee, ama çok iyi dizi be kardeşim. Çok iyi dizi. Diğer maça geçelim. Diğer maça şeye geçelim. Biz iyi maç olur demiştik Chelsea Wolves. Oğlum olsun. soruyu sorsanız ha. Manyak mısınız siz? Halk Hayda. şu anda soruyu bekliyor. Sor, hadi sor. Soruyorum. Bu sefer ben sormayayım ama. Sen sor. Hayır. Sen sor. Sen, sor. Sen niye pas atıyorsun sürekli? E ben sorayım. Sor. Tamam. Hadi. Kameraya bak. Kameraya bakacağım. Takım, kameraya bakacağım. England. İngiliz takımları. England Şampiyonlar Clubs. Liginde. In Champions League. Eee Oğlum, finale, bir, saniye, son. bir saniye gülüyorsun ama bu programı İngiltere'de de seyredenler var. Adam niye yemek sepetinden şey kazanmasın? Ben burada e, transfer yapıyorum ki. Var mı yemek sepeti var mı İngiltere'de? Buradan göndermek zor olur. Hayır abicim. Şu an mesela. Adam buraya Oven gelir Cux. burada söyler abi. Hayır abi. Oven Bizim İngiliz seyircimiz. Sheffield'da izliyor programı Londra merkezi. Ondan sonra soruyu duydu. Verdi cevabı bildi. Ondan sonra gelen yemek sepeti şifresini yollar. Ee, Bağcılar'daki arkadaşı Memnun kaygısız. Simitoğlu. Ha, Ya da kaygısız. Yani onun kaksın şeyini almamak lazım elinden. Ee, o yüzden ben birebir simultane yapmaya çalışacağım. Ee, England clubs, English clubs not England clubs. English clubs in Champions League. Yeah. Ee, en son dört takımla çeyrek finalde temsil edildiklerinde. Ben de deniz bitti. Bunu sen de yılı <laughs> Erman söylemişti yılı Hangi takımlar oldu Erman uh, said the year. Yeah. <gülüyor> 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 Hangi dört takımda bunlar? Uh, which four team? Bunu yine yemek sepeti oğul, oğul sabitlenmiş oğul. yemek sepeti evet, bu arada her yere yorumunun değil yani. Aynen altına... yani, yorumun altına lütfen. lütfen. Ötekileri değerlendirmeye almıyoruz değil mi? Almıyoruz. Lütfen e... Çünkü uyarmamıza rağmen oraya yazılması. <laughs> under the under the yemek sepeti comments. Çeviri bitti mi? Tamam mıyız? Evet. Devam ediyorum. Chelsea Wolverhampton maçına dönelim. Bu maçı Nider Norm atsaydık araya ya. Nider Norm'lu cümle acayip güzel oluyor. Yani. Ay sen Southampton demiyor muydun? Chelsea Wolves mu Chelsea Boston. 10 saniye yani. bir şey soracağım ondan sonra geç. Evet. Kusura bakma. Nider Norm mu Nider Norm mu? Hangisini daha çok seversin? Nider Norm daha böyle şey acayip karizmatik bir Aynen. Bunu konuşmuştuk ama sen de. En sevdiğim tens falan bunların hepsini şey yapmıştık. Tekrar düşmelim düşmeyelim diyor. Tekrar düşmeyelim. Tens ile ne alakası var? Hayır yani bunu da konuştuğumuz yani. bir programda onu da konuşmuştuk diyor. Yani. O kadar çok program oldu ki Erman. Bundan sonra her Londra merkezde bir tane İngilizce kelime mi öğretsek? Tabii lan bak mesela 60 program Tabii yaptık. <laughs> Vakabuları <laughs> olarak inanılmaz bir hizmet yapardık. Doğru 60, 60, program, 60, 60 tane 60 kelime, kelime. ekleyecektik. O zaman, o zaman, bu programın kelimesi ne olsun? Ne olsun? Olmasın. Hazırlıklı gelmedik. Şey yapalım. Tamam. Bundan sonraki programda bir tane şey bölümü açıyoruz. İngilizce pratik. Tek kelime. Tamam. Herkes bunu cebine atsın ondan sonra. Üçümüz bir tane mi yapacağız? Tabii. Finger olsun ya. Çok güzel kaldırdın. Tamam, finger. 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 Nedir parmak. finger? Parmak. Parmak. Finger. Bir de parmak. kalecilerin kurtarış yaptığında genellikle İngiliz spikerlerin söylediği nedir? Finger tips. Evet. O da parman ucu, ucu şöyle geçiş. Hani e, itirazlarda da görürsünüz hani hocam hocam burada paraya dağıtırken finger de bu finger tipi yapıyorlar. var finger tiple de falan diye. Hani ha? para dağıtırken de böyle. İngiltere'de yapıyorlar. o yoktur zannetmiyorum. Para yok mu İngiltere'de? İngiltere'de para var. Hocay para var İngiltere'de. Aynen. Ama Brexit'te beraber düşecek diyorlar. Brexit'te de olaylar oldu yine. Oldu oldu. Evet. Brexit'te yani İngilizler ne yaptığını bilmiyor. Tamam gel abi West Ham West Ham. <laughs> West Ham. <laughs> West Ham. <laughs> West Ham'a niye geleyim abi? <laughs> Chelsea Wolves'a geldi. Ha Chelsea Wolves diyordum. Abi Doğru Chelsea bizim çok iyi takım ya. Yani. Ya tamam şu, bu hafta da bizle oynuyor. Biraz evet. tokat olabilir. Özellikle ev maçından sonra. Biz böyle iyi gelirken. Ben şey diyeceğim. Şimdi bu Chelsea sezona niye devam ediyor? Nasıl devam ediyor? Ne demek ee, lan niye devam ediyor? Abi edeyim? çok ne bileyim bir garip yani. Ulan ya adamların dördüncü sırayla arasında bir iki puan fark var. Maça yani eksik Chelsea'nin. Şampiyonlar Ligi'ne mantık... gitse yaralır sarar. Ne demek niye devam ediyor? İyice saçmaladın ha. Öyle abi saçmalamadın. Ne demek niye devam ediyor? Çok yani? Hatlısın. Ulan Huddersfield devam ediyor sezonu. Chelsea mi devam etmeyecek? Huddersfield eder ya. Yani... Niye? Onlar niye ediyor? Evet. Oğlum zaten az kalmıştı. Buna da devam etmeyecekler. seneye nerede oynayacaklar? Çöğüttüm herifi. Param parça oldu. böyle bir anda. şey beklemiyordum ya. Bir anda... Şey diyeceğim. Diego Jota ile Raul Jimenez'in e, Hani nasıl diyeyim işte Callum Wilson bir ara çıktı böyle acayip övdük. Hmm. Bir ara hatta Fraser hala atıyor. Callum Wilson, ee, King, King bir, King, bir önceki sene çok iyiydi. King, yine böyle şeylerden kimler... Richarlison bir ara uçuyordu. Milli takıma değil. da çağrıldı Callum Wilson yine. Çağrıldı mı? Güzel. Ee, şimdi bu Jota, Jimenez ikilisi... Şeyi de çağırdı, Declan Rice'i de çağırdı. Declan Rice ilk kez milli olacak, kaptılar onu. Çok çok iyi oyuncu. Ya bu arada o Birmingham, aston Villa maçında Grizzly şey yapılan ayılık nedir ya? Zaten de, hapis cezası falan geliyor. 14, çok 14 iyi. kaç? 14 hafta galiba. E, Yok ama adamı ha hapis, hapis mi ha e, ömür boyu, boyu da men. Yalnız bir şey daha olmuş bu arada. Biz böyle şeyleri İngiltere'de görmek istemiyoruz. Baştan söyleyeyim. Bunu, evet, böyle bunu söyleyelim lütfen. God Queen. Bizim başta da bir şey sahaya. Ha, ama o Sevinç için. Ama şey abi, abi Smalling'e şey. gene bir şey yaptı e, orada. Smalling'e böyle yapıyor geçerken de. O kadar oldu. İngiltere güvenlik önlemlerini boşlamış. Böyle olmasın. God Save the Queen. Stewardlar biliyorsun böyle seyircilere dönük şey yaparlar. Bizim maç çok güzel oldu diye oraya dönmüşler. Kimler yapar? Steward. 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 Haftanın diğer kelimesi sözdür. Evet, Nedir? Erbay Yaşar? E, değerli bir e, rock şarkıcısıdır. Özellikle Brian Adams'la beraber çok önemli çalışmaları oldu. Rod Evet, e, Ben severdim. E, All for One diye bir şarkıları vardı. Kimdi orada üçüncüsü? Brian Fisiz Adams. Rod Stewart. Stewart. Bir babacan daha vardı ya. Michael Bolton falan mı? No, Attım. Anasını. Tabi bir şey diyecektim. <laughs> e, neyse. E, iyidir Stewart. Baş zamanlarında da maçta güvenlik yapıyor. Aynen. Evet. Hı -hı. Ağzınız, Oğlum İngiltere'de, Mabası. İngiltere'de ekmek hastanın ağzında öyle sadece ol, şarkıcılıkla, şarkıcılıkla para Hı. kazanılmaz. Ya esas şeyi konuşalım mı? Ee, Newcastle Hadi konuşalım. Erman er Ya şart. bu hafta birazcık çok konuşmuyoruz. Zaten araya giriyor. Lig'de de bir saldı kendini. Hı. Bu hafta zaten 3-5 maç var. Yani esas biz Nisan başından itibaren dolu dolu konuşmaya başlayacağız. Maalesef sen olmayacaksın. Hı. Öyle bir problem var. Ben gidiyorum diye öyle yapacaksınız değil mi? Ee, hayır. Peki. Ee... Abi Everton Ermana sorayım önce. Sor. Marco Silva 1 hala neden mı? Neden kovulmuyor? 2 Everton'ın kısa ve uzun vadede sence bir amacı var mı? Yani çok amaçsız bir takım değil mi? Ve ayrıca e, Newcastle gibi gol bulma konusunda gerçi son dönemde biraz toparladılar ama zorlanan bir takıma karşı 2-0 öne geçtikten sonra bu maçı nasıl verdi? Ben Everton'ı Portland Trail Blazers'a benzetiyorum. Şampiyon gibi yok. Kötü bir takım değil. Ortalarda dolansın. Para da harcıyorlar. Öyle yani. Portmuk'ta fazla girme sıkıntı yaşamıyor. Ne yaşamın. var ee, Yani bilmiyorum. Ondan var. sonra bir anda kendini... Ha Konya Portland'lar. Adamın hiç dünyadan haberi yok. Portland'da kim oynuyor, kim oynamıyor farkında değil. Neyse. Ay, ne oldu? <gülüyor> ha! <gülüyor> 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 anladım, anladım. Ben anlamadım ama ne Portland oğlum ya. Yani tam çok güzel üç tane su. Gazetecilik yaptı adam burada. Gazetecilik dersi verdi. Arada. Everton'a çalışmış şey. tabii. Bir, Everton neden Marco Silva hala konmuyor? 2. Everton'ın kısa ve uzun vadede bir Bilen hedefi var mı? Üç, senden çok var. Ne, 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 kısa vadeli ne Üç, uzun vadeli. Evet. Ee... bir tane daha sormuştum. Kardeşim sen de yani vıngır vıngır yani. soru sorarsan. Tamam tamam kadar... başla sen. Başla. Şunu söyleyeyim sana. Hı. Öncelikle gazetecilik yaptım burada. Tebrik ediyorum. Everton iyi çalışmış, iyi süzmüş, özümsemiş. Bunu bir potada eriterek bana soru olarak gönderebilmiş bir e, an yaşattın bize burada. E, şunu söyleyeyim. Marco Silva'nın e, ben hocalığını severim e, ama burada son 2-3 aydır büyük bir rezillik söz konusu. Eee hani artık 8-9 hafta kaldı dere geçerken at değiştirmeyelim mantelitesinden e, kovulmuyor olabilir. Ama bence yani iki yenilgi daha alırsa gider. Her şeye rağmen gider. E, bunun dışında yani bu sene ya kısa vadede çok bir hedefi yok Everton'ın muhtemelen. Uzun vadede mutlaka var. Uzun vadedeki hedefi Wolverhampton'ın yaptığı Big Six'in hemen altındaki hatta Big Six'ten birini falan alabilecek takım olma. E, kötü bir kadro da değil aslında. Yani tek tek baktığında Bayağı işte e, izliyiz. Kalede pik var. Sol bekin, sol bek. Dinye, Zuma, Zuma topçu. Keane, Kenny, Richarlison var. Gomez, Gaye, Bernard Sigurdsson var. Bernard'un var. Gaye müthiş Sofer topçu. Topçu Arsenal'den iyi olabilir. Abi yerim yine. E, Kane. Zuma. i̇yi de kalecim var. Jordan Pickford. E, yani çok ilginç. E, i̇şte bazen oluyor bunlar. Öyle mi diyorsun? Marco Silva'nın acilen bırakması lazım. Evet. Ben bu arada şeyin e, Almiron'a çok ulan ne alakası var MLS'ten bu parayı oyuncu mu alır falan filan dediler ama e, böyle bir boşluğu çat diye doldurduğunu düşünüyorum. Çocuk musun oğlum sen MLS'i Eurosport ekranlarında anlatırken Almiron dedik başka bir şey demedik. Yani çok de demedik. göze batmıyor olabilir şu anda. Skor mu vesaire falan. Saat 03'te falan oynanıyordu. O yüzden çok geç batmıyor. geldi ya. Yani, evet. yani... Sezon başında gelmiş olsa şu etkiyi çok rahat gösterebilirdi. Ama gene yani yavaş yavaş ısındıkça işler yolunda gidiyor. Bu arada Newcastle'da... Newcastle'da dönmek gibi bir huyu var ya. Var abi var. Geçen Dön sene de var. aynı şey yaptı. Geçen sene bir ara 7 maç üst üste falan kaybedip sonra <laughs> acayip bir seri yakalamışlardı. Yok ben maç içinde dönmek istiyorum. Ha. Maçı mı diyorsun? Hı. Bize de döndüler. Doğru. Yıllar önce. Aklısın. Dönüyorlar. Haklısın. 4-0. 4-0-4-4. 4-0 mıydı o maç? Rahmetli Tiyotin'in... Doğru. 4-4 yaptı. Bu maçı da hep aynı şekilde anıyoruz. Ee, şey diyeceğim şimdi ee, neredir ha Tottenham Spurs. Biz dedik ki çok güzel oldu. Biz dedik ki abi bir sıçrıyor iki sıçrıyor üç sıçrıyor daha ne kadar sıçrayacak Hatta geçen kardeşim. geçen programda maçı sıkıntılı, evet, sıkıntılı ben dedik. dedik yani. Doğru. Ya son dakikada atıyorlar yok benim sinirim bozuluyor dedi. Onur Erman dedi ki abi hani o var bu var şu var bir sürü sıkıntı var ama bir şey de ortaya koymuyorlar çok falan derken hop. Neredeyiz? Ecdadımıza kadar sövüldü burada. Evet. evet. Dendi ki bunlar Tottenham düşmanlığı yapıyorlar ki benim şu an belki dünyada en çok sevdiğim teknik direktör Mauricio Pochettino. Ben niye Tottenham düşmanlığı yapayım? Ben 88 senedir bu adamı zaten e, savunup bir yandan da madde taşımaya çalışıyorum. Bir türlü taşıyamadık o ayrı konu. Senin tek ne? başına yüzün yetmedi. Tabii. Yetmedi. Ee, yalnız şurada Tottenham'ın hakkını vermek lazım. Ee, ya yani maç özelinde konuşacağım. Abi e, yani 55. yani ilk yarıyla e, i̇kinci arası, arasında dağlar kadar fark var. İlk yarı çok iyi oynayan bir Tottenham var ve yani normalde biraz işleri de rast gitse ilk yarı kapatırdım kapatırdı maçı Tottenham. E, bir sıfır önde kapattılar Abi işte ama. Abi işleri rast gitse biraz kendilerinden bağımsız şekilde hep oluyor ve Onu işler söyleyeyim. rast gidiyor maçı alıyorlar. İşler rast gitmediği zaman da... Yok ama no. burada normalde ilk yarı 3 0 falan önde kapatmaları lazımdı. E, kapatamadılar yani. Neden on olduğunu var. söyleyeyim mi? Bu hafta için spiritüel bir arkadaşımla buluştum. Nerenin felsefesi bilmiyorum bana bir şey anlattı. Şimdi dikey hiyerarşi ve yatay hiyerarşi varmış tamam mı? Dikey hiyerarşi senin annen baban falan. Bunlarla hesaplaşma hani babam bana şunu yaptı, ben de ondan bunun intikamını alacağım olmuyormuş. Yani o topa girme diyor ama yatay hiyerarşide karma dediğin şey bir noktada dönüp dolaşıp şey oturuyormuş. Yani o yüzden Tottenham'ın karma e, ne hale Bir dakika. Sezon başında hani bu kadar her şey iyi gitti falan ulan bu kadar da olmaz, bu kadar da olmaz dediğimiz aslında dünyanın doğallık dışında Tottenham'ın bir sorun yaşayacağı belliymiş meğer. O yüzden de şu anda iyi oynarken de puan kaybedebiliyorlar falan. Aslında hepsi dönüp dolaşıp düzen olsun. Sen evde Feng Shui falan da şey vardır senin. Yok bana anlatır mısın? Be. Ee, karma dedi. Çok önemli albümdür. Hakan'ın son büyük albümü. Karot, adımı. Onur falan yazıyorlar ya kafelerde. Ee, kahve falı bakıyorum. Valla? Hmm. Güzel. 94'te ah, acayipsin. 97'de ölürüm sana. Fitre kahve falı değil oğlum. En son şey karma. Var üçü de çok büyük albüm ama Karma tabii yani Tarkan'ın son büyük albümü olarak. Bak yine gittim o günü. Her neredeyse mesela Karma albümünde 38 tane şarkı söylenir. Nazan Öncel'in harikulade şarkısı olan Her Neredeyse. her nerede bu şarkıya bir türlü gereken değer verilmedi kardeşim. Ona sor. Olağanüstü bir eser, Çok iyi. Mete Özgencil-Tarkan ortaklığı. Yani Karma albümünü şöyle silgi... Karma denince insanların aklına geliyor. Yani, karma albümünü biraz çalkaladığımda inanılmaz eserler var. Özellikle ona sor ve her neredeysen. Yine bak kötü oldum çünkü benim de en hızlı zamanlarım Karma çıktığında üniversitedeydim. O zamanlar gencis, fitis ondan sonra bir baktık mı böyle yürek yakıyoruz falan. E gidi be. Yaşlanıyoruz be Ozan'cığım. Gerçek yani bu. Yani işte. Karşı duramıyorsun hayatın bazı gerçeklerine. Yalnız Ricky is... after Afterlife. Benim dizim Afterlife. Kapatayım mı? Ne yapayım? Buradan sonra futbol oluyor mu Adama düşmek yarada. Önce karnını doyurdu. Şimdi orada DM'den birilerine yürüyor. Vallahi işler açıldı o tarafta. Ama yani git gel yol parası çok uzun onun bakıyor. Bakın. <laughs> işte. Ne abi <laughs> kapatayım mı? Dur oğlum soruyu sorduk mu? Sorduk. Sordu. Sorduk, <laughs> İngilizce de hatta İngilizce şey şeylerde çalıştık. çalıştık. Biraz futbol da konuştuk. Evet, finger yaptık. Finger, finger ile, evet. steward ve seyirciden Fetisi gelen yaptık. soruları Fetisi. ve yorumları şey ettik. Aynen. Aynen. ha yerel seçim şarkısı. Kim olur anlamadım. Buradan kapatılırız büyük ihtimalle şey yeriz. DSP geçti. Öyle mi? Hı. Ee, ya şey diyeceğim. Şimdi bu hafta doğru düzgün maç yok bir bölünmeler falan var. Haftaya Ulan, bir e, organizasyon var. FK var FK. Tamam biliyorum. E, FK var diye zaten maç yok doğru düzgün. Bir Çok güzel konuşuyorsun var. Ee, şimdi bu ertelemeli haftada gelecek hafta için bir özel organizasyon yapalım mı olur? Yapalım herhalde? ya. Ne yapalım? Yapalım. Biz de zaten futbol konuşmak için bahane arıyoruz. Yani bu ne haftada 5 a... maç var. Maç... Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Soru cevap mı yapalım yine? Yani? Kafamıza göre yapalım. Çıkalım. Tamam. Soru, cevap, her şeyi yollayın. Tamam. Bu programın altına ve hoşça kalın.